Yuval Noah Harari'nin Sapiens kitabındaki bazı iddialara cevap. 3. Büyük beyin, yüksek zeka yanılgısı. Evrimcilerin farklı türleri birbirinin atası gibi gösterme çabalarında dayandıkları temel noktalardan biri beyin hacmidir. İddiaya göre zamanla beyin hacmi büyüdükçe zeka artmış ve günümüz insanında en üst noktaya ulaşmıştır. Evrimcilere bu kadar serbest bir şekilde gerçek dışı senaryo yazma imkanı veren etken ise özellikle de fosil alanında bu konudaki delillerin azlığıdır. Beyin yumuşak bir dokudur. Yumuşak dokular bazı özel şartlar dışında daha zor fosilleşirler. Bu yüzden insan beyninin yapısına dair hiçbir fosil kaydı yoktur. Harari de bu temelsiz iddiayı dayanak noktalarından biri yapmıştır. Harari'nin kitabındaki hikayevari anlatımlar şöyledir. En erken erkek ve kadının 2,5 milyon yıl önce beyinleri yaklaşık 600 santimetre küptü. Modern sapiensin ortalama beyni ise 1200-1400 santimetre küptür. Neandertal beyni ise daha büyüktü. Oysa 600 santimetre küp beyine sahip ilk insan olarak ortaya atılan Homo habilis, Australopithecus ismi verilen maymun sınıfına dahildir. Aynı Australopithecus gibi uzun kollu, kısa bacaklı ve maymunsu bir iskelet yapısına sahiptir. El ve ayak parmakları tırmanmaya uyumludur. Kısacası bazı evrimciler tarafından ayrı bir tür olarak gösterilen Homo habilis, gerçekte tüm diğer Australopithecus'lar gibi bir maymun türüdür. Neandertal beyninin 1600 santimetre küp olduğu düşünüldüğünde günümüz insanından daha geri bir tür olarak gösterilmeye çalışılması beyin hacmine dayalı bu iddia.